kızlara asla söylememen gereken şeyler. Bir, ne zaman bir daha görüşebiliriz ya? Hayır bunu yapmayacaksın. Bir kere buradaki ilk sıkıntı şu. Kıza daha yeni görüştüğün anda tekrar ne zaman görüşebiliriz diye soruyorsun. Biraz bekle. Buluşma bitmiş. Kız düşünsün etsin. Senin hakkında fikirlere varsın. Birkaç gün arkadaşlarını anlatsın. Bir nefes al. İkinci sıkıntı da şu. Sen neden ne zaman görüşebiliriz diye kıza soruyorsun ki? Onun yerine şunu de. Aa şöyle çok güzel bir yer biliyorum. Cuma günü gidelim. Ya da şu etkinliğe iki tane biletim var. Senle gitmek isterim. Bunun gibi yaklaşmalısın. İnan bu çok daha özgüvenli ve erkeksi olacak. Zaten kızların istediği şey de bu. 2. Daha başlardaysanız ve tanışma aşamasındaysanız görüştüğün tek kızın o olduğunu söyleme. Bunu belki çok iyi bir şey sanıyorsun. Diyorsun ki, "Aa bir tek o kızla görüştüğümü söylersem kız da ona ne kadar ciddiye aldığımı düşünür ve böylece bana daha çok değer verir." Hayır böyle işlemiyor. Kadının düşündüğü şey şu oluyor. Bu adamın görüştüğü başka hiçbir kız yok. Hmm, bu adamla da ben yeni tanıştım. Demek ki başka hiçbir görüştüğü kız yoksa bu adamın hiçbir zaman görüştüğü hiçbir kız yoktu. Demek ki bu adam başka hiçbir kızı istemiyor. Başka hiçbir kızın istemediği adamı ben niye isteyeyim? Kızın bunu düşünmesini mi istiyorsun? Hayır. Eğer kızla yeni tanışıyorsan o yüzden daha tanışma aşamalarındayken bu sorulara cevap verme. İmalı geçişler yap. Mesela başka hangi kızlarla görüşüyorsun tarzında bir şey sorarsa bu haftayı soruyorsun, bu ayı mı soruyorsun de. Ya da de ki e onu söyleyemiyoruz maalesef de. Şakaya vur anladın mı? Ama mesela bir süredir görüşüyorsundur artık kızla tanışmışsındır ve sevgililiğe doğru giden ciddi bir görüşmeye doğru giden bir durum vardır. O zaman tabii ki de diyeceksin ki benim hayatımda başka bir kadın yok. Ve umarım hayatında başka bir kadın yoktur zaten ciddiye gittikten sonra. 3. Günaydın ve iyi geceler mesajları. Tamam belki uzun süredir beraber bir ilişki içindesiniz ve siz bundan hoşlanıyorsunuz. Olabilir. tabii yine onu çok abartmaman lazım. Bazen görüyorum 40 tane 50 tane emojilerle iyi geceler aşkımlar mesajlar falan. Saçmalık. Ama benim bahsettiğim şey bu tanışma aşamasındayken tanışma aşamasındayken günaydın ve iyi geceler diye sürekli kıza mesaj atma. Bırak kız biraz merak etsin bu adam nerede? Ne yapıyor? Bu adam beni düşünüyor mu acaba? Acaba aklına geliyor mu şu anda? Benim onu düşündüğüm onu istediğim kadar düşünüyor mu beni? Bunlar aklına gelirse kız zaten sana günaydın mesajını atar. Biraz bekle. Biraz ağırdan al. Daha yeni tanıştığın aşamalarda her gün kıza mesaj atma. Bu hataları yapmayı bırakmak istiyorsan ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsan beni takip et.